Merhaba hobidaşlarım ve bu hobiye yeni başlayacak arkadaşlar. Bugün sizlere yeni başlayanlar için karides akvaryumu nasıl olmalı? Nasıl bir yol izlemeliyiz? Kısaca onlardan bahsedeceğim. Videoya başlamadan önce kanalıma abone olup bana destek verebilirsiniz arkadaşlar. Karides akvaryumu ölçüsü önerilen ölçü benim önereceğim ölçü. Arkadaşlar 40 küp yani 60-70 litre civarında bir akvaryumunuzun olması yeterli. Ee, kullanabileceğimiz kumlar nelerdir? Ee, nötr, salınım yapmayan kumlar çok işimize yarar ee, ki onları kullanıyoruz genelde. Neokaridina karidesler için. Karidinalar biraz daha değişik. Onları e, ben de tecrübe etmedim. Tecrübe edersem direkt sizle paylaşırım zaten. Nötr kumdan kastımız işte salınım yapmayan kumlar. Örnek verelim. Ee, siyah Hagen kum diye geçen siyah kuvars kum bazalt kumlar, silis kumlar, e, kalsiyum karbonatlı kumlar e, ve e, lav kırığı gibi ve dere kumu gibi kumları kullanabiliriz. E, Akvaryumumuzun e, bulduk, artık yerleştirmek istiyoruz. Isıtıcımızı aldık. E, önerebileceğim ısıtıcı da 100 litre 100 watt, 50 litre 50 watt gibi e, düz mantık yoluyla e, bir ısıtıcıdır filtre seçimimiz pipo filtre. Kendinden motorlu pipo filtreler çok güzel. Ee, diğer videoda bahsetmiştim kullanabileceğimiz filtreleri de oradan kendiniz e, bakabilirsiniz. Geçelim kuruluma. Nasıl yapmalıyız? Kumumuzu güzelce yıkadık. Akvaryumuzu e, direkt güneş ışığı gelmeyen bir yere aldık ki yosun yapmasın. E, suyu bozmasın. Kumumuzu yıkadık güzelce serdik 5 santim, 7 santim, 4 santim, 3 santim. Artık e, bitkilendirme yapıp yapmayacağınız size kalmış. Bitkilendirmeyi mosları e, tercih edebilirsiniz ilk etapta. İlerleyen safhalarda da kolay bitkilerden e, kullanarak kendiniz tecrübe ede ede e, daha değişik kurulumlar yapabilirsiniz. En güzel akvaryum karides akvaryumu sade olandır. Çünkü bitkilerin arasında karidesi e, araki bulasın. Kumumuzu serdik arkadaşlar, kağıt havluyu da e, serdik ki e, suyu boşaltırken suyu bulanıklaştırmasın, e, karma kurşuk etmesin, yaptığımız dekoru bozmasın. Suyu e, kağıt havlunun üzerine gelebilecek şekilde ince bir hortumdan, e, hava hortumu kullanabilirsiniz. E, damlatma veya işte direkt dökme vasıtasıyla yavaş yavaş e, dökme vasıtasıyla suyumuzu dolduruyoruz. Motorumuzu, e, kullanacağımız motoru çalışır hale getiriyoruz. Isıtıcımızı çalışır hale getiriyoruz. Kurulumda bakteri kültürü e, kullanırsak iki hafta içerisinde kare atabiliriz arkadaşlar. Yok ben doğal döngünün kendisinin oturmasını istiyorum diyorsanız da e, bir ay bekleyebilirsiniz. Ben e, bir ay bekledim. E, bakteri kültürü kullanmadım. Önerebileceğim bir bakteri kültürü de yok. Sizi yanlış yönlendirmek istemem. E, doğal yönden e, yönden Nasıl yapmalıyız? E, süreci nasıl hızlandırırız? Arkadaşlar e, akvaryumu kurar kurmaz, ısıyı 27 dereceye sabitleyip, bakteri kolonisinin hızlıca yerleşmesini, hızlıca üremesini, çoğalmasını sağlayabiliriz. E, ki e, öyle önerilir. Bir aylık bekleme sürecinde de ara ara yemleme yaparak yararlı bakterilerin çoğalmasını sağlayabiliriz boş akvaryuma. Bu süreç içerisinde e, birkaç gün sonra bitkilerimizi yerleştirebiliriz. Mos ee, Java fern kolay bitkilerden seçebilirsiniz. Moss'lara örnek Java Moss, Christmas Moss, Wild Moss, fissident Moss e, bir birçok çeşidi var. Kendi yapabil, yapacağınız e, dekora göre e, seçebilirsiniz. Bunları küçüklere sarabilirsiniz. E, mango kökü kullanabilirsiniz. Mangrove kökü kullanabilirsiniz. Yatı kökü kullanabilirsiniz. E, birkaç çeşit daha var. Mesela e, asma Dalı kullanan arkadaşlar var, yıkayıp kaynatıp işte. Bu süreci geçtikten sonra Hindistan cevizi de kullanabilirsiniz. Hindistan cevizi kabuğu, içini temizleyip kaynatıp. Ee, gel Geldik, işte artık döngü tamamlanmak üzere. Ee, bir ay doldu veya iki hafta doldu, canları ekleyeceğiz. Eklemeden önce, bir gün önce ısıyı 22 dereceye sabitleyip canları getiriyoruz. Sonra e, yayvan bir kaba e, çok yayvanda olmayacak bir şekilde kaba aldığımız akvaryumcudan aldığımız işte veya satan arkadaştan aldığımız canlıları çıkartıyoruz. İster poşetin içerisinde damlama e, yaparak aşılayabilirsiniz, isterseniz bir kabın içerisine yapabilirsiniz. Kendi zevkinize, kolaylığınıza kalmış. E, damlama yöntemiyle yani aşıla, aşılamayla ak kendi akvaryumunuza canlıları aşılıyorsunuz. Kendi akvaryumunuzdan aldığınız hortumu e, yavaş yavaş damla damla şeklinde e, suyu doldurarak, ayrı kaptaki suyu doldurarak aşılıyorsunuz. Sonra alıp canlıları akvaryuma yerleştiriyorsunuz. E, aydınlatmalar kaldı arkadaşlar. Aydınlatmayı bütçeniz el veriyorsa güzel bir aydınlatma alabilirsiniz. E, ya da e, bütçem kısıtlı diyorsanız da bar ledleri kullanabilirsiniz. 57-30 mu diyorlar? 56-30 mu? Onları kullanabilirsiniz. Ben Powerlet armatür yaptım. Elektrikten biraz anlıyorum Ondan dolayı yaptım. İlerleyen safhalarda da siz de yapabilirsiniz. Şerid led kullanmanızı önermem. Floresan kullanabilirsiniz. Şerid ledde e, hiç verim sağlayamıyorsunuz bitkilerde. E, çok da e, değişik oluyor. E, suyun buharından dolayı e, nasıl desem, oksitlenme yaparak elektriğinizi kesiyor. Hiç gerek yok. Anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Ee, yeniden hatırlatıyorum. Kanalıma abone olup bana destek verebilirsiniz. Her şey için teşekkürler. Görüşmek üzere.